Sayın Başkan, değerli konuklar. Şimdi ben burada genelde teknik içerikten bahsedeceğim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi herhalde 8-10 zamandan beri IPv6 ile uğraşan bir kurum. Ajandam yaklaşık olarak böyle olacak. Tarihçe derken bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin IPv6 tarihçesi. Biz ULAKBİM'le herhalde Serkan Bey'de o zamanlar ULAKBİM'de değildi. Pek çok denemeler yaptık. 6-10'la başladık. Sonra ULAKBİM'in kendi IPv6 almasıyla işler hızlandı. Özellikle 2004'te. İşte o zamanlar Cisco kullanıyorduk. Yani esasında hala o cihazları kullanıyoruz. Gittik işte biz NIC.tr'de aynı zamanda. NIC.tr'de bizde olduğu için IPv6.org.tr'yi alıp kullandık. Sonra baktık kimse IPv6 ile uğraşmıyor. Arada da bir sürü güvenlik açıkları var. Bunları da maintain edemiyoruz. Kapattık tabii işleri. Sonra 2007'de tekrar ULAKBİM, tabii 2006'da başlamış süreç. Bizi 2007'de dahil ettiler o sürece BTK ile birlikte. İşte o zaman BT'ydi tabii. TK'ydı pardon. IPv4 azlığı hep bahane edilir ama hani Orta Doğu Teknik Üniversitesi için IPv4 azlığı diye bir şey söz konusu değil. Ama biz teknolojinin ilerisinde olmayı tercih eden bir üniversiteyiz. Biz tekrar aynı işlemleri yapmaya başladık. O sıralarda zaten tüm altyapımızı tekrar genişletmiştik, değiştirmiştik. Ethernet, gigabit Ethernet teknolojisine geçmiştik, ATM teknolojisinden. Sadece IPv6 desteğini veremeyecekti. Nortel almaktan vazgeçtik mesela. Böyle bir seçim yaptık. Çok iyi indirimler yaptığı halde Cisco'yu tercih ettik tekrar. Burada kısa bir IPv6 bilgisi veriyorum. Belki hani bu sunum elinize geçer. Hep işte bir sürü IP karmaşası göreceksiniz IPv6 aldığınızda. Özellikle Microsoft kullanıyorsanız. Şuradaki bilgiyi doğrudan Ubuntu'nun IPv6 sayfasından aldım. İnanılmayacak derecede anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ben hani bir şeyleri karıştırdığımda genelde buraya bakıyorum. 128 bit, işte bunun sayısı inanılmayacak derece yüksek. Artık hexadecimal ya da 16'lık ifadeyle şey yapılıyor, kullanılıyor. Ama tabii bir karmaşa oluşuyor. Yani IP'm ne, nasıl olacak vesaire gibi. Bunları aşmak biraz zor olacak. Bize ULAKBİM böyle 48 jitter notasyonuyla, bilmiyorum artık insanlar jitter notasyonuna alışmak zorunda. IPv4'teyken bir sorun olmuyordu. Ama IPv6'da artık bunu öğrenmek zorundayız. Aşağıdaki rakamı okuyamıyorum. Bu bölü 64 IPv6'da. Yani sadece şuradaki bir IPv6 network'ü kurayım dersen bu kadar IP adresini şu odaya sığdırabiliyorsunuz. Bu cidden çok büyük bir rakam. Buna hani şu anki network mantığımızda hiçbir zaman ihtiyacımız olmayacak ama bir önceki sunumda Mehmet Ünsal Bey Mehmet Ünsal Bey'in konuşması, yani bizden önceki oturumdaki onun konuşmasında machine to machine networklerden, internetten bahsetti. İşte o zaman ihtiyacımız olabilir. Yani bir şehir şebekesinin tüm vanalarına bir IP verip oradan yönetmek isterseniz, IPv6 ucuzluğundan yararlanmak isterseniz teknolojisinden, ki o teknolojileri geliştirmeye başladılar. Burada sayısız IP'miz var. Son kullanıcı ağlarına zaten böyle 64'lük bazı nedenlerden dolayı öneriliyor. Biz işe başlarken ne yaparız diye düşündük ve belli bir adımlar oluşturduk. Bu adımlardan işte ULAKBİM'in IPv6 alana bağlanmak, işte bunun BGP ayarlarının yapılması gibi çeşitli seviyeler uyguladık. Aralara daha sonra başka seviyeler de ekledik. Mesela IEEE 802.1x'i biz en başta düşünmüyorduk. Hani onun maliyetleri cidden zorluyor bizi. Ama gördük ki eğer IPv6'da güvenlik istiyorsanız bu olmazsa olmaz. En sonunda dediğim gibi bizim IPv4'te bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla herkesin neredeyse IPv6'ya geçmesini bekleyecek teknolojiye sahibiz üniversite olarak. Biz orayı tercih ediyoruz. Belki en sonunda IPv6'dan IPv4'e işte geçemeyen insanlar için bir geçiş
uygulayabiliriz. İşte 6 to 4 gibi. Bizim network'ümüz yaklaşık olarak böyle. Çoğunlukla Cisco, işte 2002'de galiba almıştık bu cihazı, 2002 ya da 2003'te. Ortada bir Alcatel cihazımız var. Hepsi IPv6 destekli. Şimdi biz Cisco'dan tabii başka markalara geçmeye başladık. Cisco'nun 2008 krizinde bizi yarı yolda bırakmasından dolayı. Ama baktık işte diğer şirketler de hiç fena değiller. Onlarla devam ediyoruz. Maliyet açısından da daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kısa bir yapımız var. Quagga'yı özellikle oraya yazdım. Biz PC Router dediğimiz Person Computer'dan, daha doğrusu sunucudan bir yönlendirici kullanıyoruz. Onun dezavantajları, avantajları var. Biz genelde dezavantajlarını kullanıyoruz. Yaklaşık backbone'umuz bu şekilde oluşuyor. Ve işte geçiş aşamasında kullandığımız yöntem de burada belirtilmiş durumda. Biz OSPF kullanıyoruz iç ağımızda. Her birimin kendi layer 2 ağı var. VLAN'lar bazında mantıksal olarak ayrılmış durumda. Virtual LAN olarak. Onlara geçiş aşamasından dolayı ikili yığınla hepsine bir IPv6 IP bloğu tahsis ediyoruz. Bunda işte nedenlerini anlatabilirim sonra isterseniz. Ama bu işlem bittiğinde biz şöyle bir tasarım düşünüyoruz. Yani ben IPv4'ten tamamen kurtulduğumda tek bir yönlendireceğiz. Teorik olarak, hani IPv6'nın doğasına uygun olarak tek bir yönlendireceğiz. Benim için yeterli olacak. Bu sayıyı arttırabilirim. Burada daha çok güvenlik amaçlı belki sayı arttırılabilir. Onun dışında hani eskiden broadcast vardı, işte şöyle vardı, güvenlik temelleri vardı. Onların hepsini zaten IPv6'ya geçerken ben geçiş aşamasında, şu anda geçiş olduğu için zorlamayı düşünüyorum. Tek bir yönlendirici cihaz, o yüzden IPv6'da benim için yeterli olacak. Dolayısıyla daha önce yüzlerce IPv4 yönlendiricisi kullanıyorken tek bir ya da iki tane IPv6'dan anlayan yönlendirici benim işimi görüyor olacak diye düşünüyoruz şu an için. Tabii saldırılar devamlı çoğalıyor. Biz hani kullanıcılarımız ya acaba IPv6 kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye soruyorlar arada. Sıkıntılar oluyor. İşte onun için kendi network'ümüzde bir şey hazırladık. IPv6 adreslerini görebiliyorlar. Tabii bu IPv4'te de çalışıyor. Aynı zamanda bizim adres yönetim mekanizmamız var. İşte eskiden IPv4'te bile zorlandığımız güvenlik kavramını IPv6'da nasıl yapacağız? O biraz sıkıntılı gibi görünse de geçiş aşamasını kullanabiliriz gibi geliyor bana burada. IPv6'ya geçerken pek çok kuralı, esnek olan kuralımızı sıkıştırabiliriz. Burada ad bulma işlemi artık komşu bulma, network neighbor discovery ile değişti. Eskiden broadcast tabanlıydı IPv4. Şu anda multicast tabanlı ya da çoklu dağıtım diyorlar. NAT'ı kaldırdılar. IP sayısındaki sınırlamadan dolayı NAT kurulmuştu. Ama sonradan NAT'ın güvenlik opsiyonundan dolayı NAT'ı kullanıyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani NAT'lı bir cihaza dışarıdan erişmek cidden kolay değil. Epey bir takla atmanız lazım. İşte hani bazılarının IPv6'ya geçmek istememesinin nedeni de bu. Ama onun için de bir yöntem geliştirmiş durumdalar. Pek çok işlem kullanıcı tarafında yapıldığı için IPv6 yönlendirici sayısı düşüyor. Eskiden işte bir cihazın paket işleme sayısını yükseltmek için epey yüklü bir cihaz almanız, satın almanız gerekirken IPv6'da öyle bir şey yok. Pek çok işlemi, checksum gibi artık kullanıcı tarafında yapıldığı için aradaki yönlendiricilerin yüksek kapasiteye sahip olmasına gerek yok. Daha güvenliğe daha çok önem vermeye çalışmışlar ama orada hani zaten IPv4'te de IPsec var. IPsec ne kadar başarılı, onlar hep tartışılan şeyler. Bazı temel yanlışlıklar yapılıyor. Mesela source routing diye hepimizin bildiği şeyler. Bunu IPv6'da da ilk gün yaptılar. Hemen bug'ını çıkardılar zaten. Normalde zorunlu olmaması gereken bir şeydi. Zorunlu hale getirmişlerdi. Onu kaldırdılar. Devamlı saldırılarda yeni yöntemler üretiyorlar ama işte bir saldırı için işte şu anda en temel şey nmap ile taramak.
Normalde bir B class'ı taradığınızda 65 bin küsur IP'yi taraman gerekiyor. Sıkıntı olmuyor. Ama bir bölü 64'ü tararsanız herhalde yıllar sürer. Ama bunun için de yeni yöntemler çıkıyor. İşte mesela biz ne yapıyoruz? Daha iyi hatırlamak için kolay adresler veriyoruz. Mesela Facebook IP adres bloğunu almış mesela, onu kullanıyor. İşte Google'da muhtemelen benzer bir IP bloğunu devreye alabilir Google'a uyan. Biz mesela şeylerde ad, yani ismin biraz daha Türkçesi ad kısmını kullanıyoruz. Yani isim tanımlarından, işte DNS tanımlarından ya da sana ulaşan bir bilgisayara ulaşarak, hack ederek gidilebilir. Snort kullanıyoruz. Bunun IPv6 desteği de var. Çok başarılı mı? Tartışılır. Ama IDS saldırı takip sistemi olarak gayet iyi. Dikkat ederseniz ilk bağlantıdan sonra hemen güvenlik duvarını devreye aldık. Bunun arasında hiç şey yok, zaman yok. Doğrudan, yani birlikte yapılan bir şey esasında. Güvenliğin önemli olduğunu unutmamak lazım. Burada tabii IPv4 için yaptığımız her şeyi IPv6 için de yapmak zorunluluğu doğuyor. Yani biz işte ilk yaptığımızda IPv6'yı işte Cisco'larda açtığımızda hiç fark etmedik. IPv6 üzerinden SSH'ta ulaşılabilir hale geldiğini gördük. Yani onun için de hepsine birer ECR girmek gerekti. Tabi bu bize şey oldu, bir tecrübe oldu. Ondan sonra baktık cidden Linux router'larda da mesela IPv6'yı açtığınızda IP tables orada duruyor. Paketleri geçirmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ama arka planda IPv6 paketleri geçiyor. Çünkü default olarak geçir kuralı var. Yani bunları artık atlamamak gerekecek. Burada tabii yeni yöneticide yönetilmesi gereken ağlar oluşturuyorsunuz. İş gücü gerektiriyor. Pek çok yazılımı gözden geçirmeniz lazım. Kullanıcı tarafında da, şey tarafında da ve yönetimsel ağda da. Biz yönetimsel olarak her şeyi IP tabanlı yapıyorduk, IPv4. Şimdi bunların hepsinin bir de IPv6 taraflarını düşünmek zorundayız. Düşünüyoruz. Bir kısmını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bence kesinlikle IEEE 802.1x, 802.1x dediğimiz bir sistem gerekli oluyor. En son bir saldırı çeşidi çıktı mesela. Daha bu ayın başında açıkladılar. Otomatik IP mekanizması ile ilgili. IPv6 hepiniz bildiğiniz için teorisini anlatmadık ama kısaca DHCP gibi davranıyor IPv6 yönlendiriciler. Dolayısıyla oradaki, ben mesela şu anda laptopumu açsam ve sen router'sın desem, buradaki herkese IP dağıtabilirim. Bu ne demek? Araya sokma, araya girme saldırısını rahatlıkla yapabiliyorum demek. Bu DHCP'de yapılan hatağa benziyor. Dolayısıyla inanılmayacak derecede bir basit bir yöntem ve tüm yerel ağınızı, eğer içeride biri varsa, IPv6 ağınıza geldiyse doğrudan hack edebiliyorsunuz. Ama çok basit. Bunun için eğitim şart ve biz hani ULAKVİM'in yaptığı çalışmalara katılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve en önemlisi, insana yatırım yapmanız lazım. Ben 2007'de en son bütün arkadaşlarımı ikna ettim IPv6 konusunda, sistem yöneticilerimiz özellikle. İşte tamam, geçeceğiz, planlarımızı yaptık. Sonra kimisi askere gitti, kimisi Türksel'e gitti, kimisi işte ya ben tezimi bitirdim, Amerika'ya gidiyorum dedi. Herkes bir yana dağıldı. Şu anda farklı bir kadro ile birlikteyiz. En son birazdan geleceğim. Mesela DNS'imizin IPv6 ayarlarını daha bir sağlamlaştıralım dedik. Yaklaşık 2 aydır söylüyorum. Geçen gün arkadaşım mutluydu. Mutlu görünce hemen yanına yanaştım. Dedim ki ne oldu, ne yapıyorsun falan. Ya test jürisinden çıktım, işte hocamın yanından gidiyorum, çok mutluyum dedi. Aa öyle mi? Gel o zaman IPv6 işini yapalım dedim. Çok mutlu olduğu için 5 dakikalık iş, biraz eğitimden dolayı hem anlatarak yaptığımız için 4 saat sonunda NIC.tr'deki IPv6 tanımlarımız dahil hepsini değiştirerek IPv6'ya geçmiş olduk. Oraya birazdan geleceğim. Güvenlik duvarı olmazsa olmaz artık. Biz burada 2 tane alternatifimiz var. İkisini de kullanıyoruz. IPsix tables ve... Yalnız ben bir araya girebilir miyim üstüne? Bu eğitim konusuyla ilgili olarak insana yatırım diye tek bir slide koymuşsun. Bu gerçekten çok önemli. Burada bilgi işlem yöneticileri var.
hiçbir şekilde elemanlarınızın doğuştan IP'ye yatkın olduklarını düşünüp bu IPv6 konusunda da hemen bu işi çözebileceklerini düşünmeyin. Ve mutlaka ya onlara iş gücü olarak katkıda bulunacak personel almayı veya onları elinizden geldiği ölçüde, tabii ki bütçe olanakları kapsamında, bir yerlerde eğitime göndermeye çalışın. Bu insanlar, çünkü inanın, zaten şu anda ciddi bir şekilde o ağı yönetirken bir iş gücü harcıyorlar. Bir de bu geçiş çalışmaları sırasında bu yeni protokole adapte olmaya çalışacaklar. Bu o kadar kolay bir iş değil. Yani donanımı değiştirmek, yazılımı değiştirmek de olacak olan bir iş değil. Bizim Ulaştırma Bakanlığı'na BTK ile beraber sunduğumuz IPv6'ya geçiş maliyetinin 1/3'ünü, işte biraz önce 1 milyon TL olarak söylemiş olduğumuz rakamın 1/3'ünü ciddi bir şekilde iş gücü maliyetleri oluşturuyor. Buna, yani yazılımın iş gücü ve donanımın iş gücü, yani donanım alıyorsunuz ama o donanımı geçirmek, yazılım alıyorsunuz ama yazılımı adapte etmek veya tek başına bir şekilde o insanın buna emek vermesi çok önemli. Bunu lütfen üstleriniz, bütçe istediğiniz kimlerse onlardan isterken, benim envanterimi çıkarttım. 2012'de 100.000 TL'ye ihtiyacım var. Donanım veya yazılım 500.000 TL'ye ihtiyacım değil. Kesinlikle ve kesinlikle en önce iş gücü. Bununla ilgili insana yatırım maliyetlerini göz önünde bulundurun diye söylemek istedim. Şimdi ben tabii birçok kolu olan bir üniversitede çalışanım. Ben mesela işte coğrafya bilgi sistemleri üzerine de uğraşıyorum. Genelde kurumlara gittiğimizde kendileri işte coğrafya bilgi sistemleri üzerine yaptıkları yatırımları anlatırlar. Yaptıkları yatırımlar, işte son model cihazlar aldık, işte dijitize tablolar aldık, işte software'leri aldık, hepsi kurulu falan. En sonunda ne kullanıyor baktığımızda tasarımsal olarak hiçbir şey yok. İşte sistemlerin, yazılımların üzerinde gelen şeyler dışında aynı yola gitmemekte yarar var. Serkan Bey'in dediği gibi. Bu hani kendini anlatıyor zaten bu slide. Burada tabii kayıtların takibi olayı var. Burada herhalde Turkcell, Ulakbim, Türk Telekom gibi işte ISS diyorum, Ulakbim'i de aynı yere koydum. Dışında kimsenin esasında kayıtları takip etmek, yani flow dediğimiz kayıtları takip etme zorunluluğu yok yasal olarak, ama güvenlik mantığı açısından bakınca olması gereken bir şey. NetFlow versiyon 9'da IPv6 desteği var. Ücretli ve ücretsiz yazılımlar, bunları işleyen yazılımlar var. Biz NFSEN kullanıyoruz. Bu kayıtları da devamlı gözlüyoruz. Çeşitli triggerlarımız var. Mesela burada aşağıda gösterilen IP'lerden birçoğu isim sunucularımız. Çok büyük kitler alıyoruz isim sunucuları. Sayısal olarak yüksek, hani işte 1.1 megabit olarak görünüyor ama o esasında sayısal olarak işte saniyede 7300 pakete geliyor ki daha da yükselebiliyor. Bu şu anda cursor'un durduğu yer, daha yüksekte olabilir. DNS kısmında işte IPv6 Ulakbim'le BTK'nın hazırladığı konferansa katıldık. Birileri, ben o sırada çıkmak zorunda kaldım, IPv6 NIT'lere niye IPv6 desteklemiyor diye sormuş. Ya bizim için teknik olarak hiçbir sıkıntı yok zaten. Gittik bir hafta sonra IPv6'yı hazır hale getirdik. Hiçbir sıkıntımız yok. Sonra işte biraz önce anlattığım gibi ODTÜ DNS'in IPv6 sorunlarını da hallettik. Hatta elimizdeymişken IPv4 adreslerini de değiştirdik. Hep farklı IP'lerdir. 199, 144, 122, 199 diye başlayan IP bile onlandı. Onları da değiştirdik. Hazır elimiz şey yapmışken, değmişken. FTP'de sıkıntılar yaşıyorduk işte IPv6 olduğu için. Onların o sıkıntıları da işte buraya gelmeden önce, madem işte uğraşıyoruz deyip düzenledik. HTTP üzerinden de veriyoruz bu servisi ve IPv6 olarak veriyoruz. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Biz ne yaptığımızı, dediğim gibi, IPv6 sayfamızdan, web sayfamızdan yayınlıyoruz. Burada da onlarla ilgili bir iki alıntı var. Ben burada Pure IPv6 denemesini de yaptık esasında. Kablosuz ağlarda bu denemeyi yaptık. Dedim ki hani
kimse IPv4 ile bağlanmıyorken ne yapalım da IPv6 hani kullanıcılarımıza verelim diye. Bir işte SSID ile IPv6 yayını yaptık ve kullanıcılarımızın IPv6 bağlantılarını sağlamasını sağladık ama dünyada kimse doğru düzgün IPv6 servisi vermiyordu o sırada. Baktık yani çok da istek de gelmiyor. Kullanıcılar da zaten hani IPv6 deyip ilk tıkladıktan sonra hiçbir yere ulaşamadıkları için gitmek istemiyorlardı açıkçası. O yüzden o servisi de geçici sürelerini kapattık ama hani 1x'in kablosuz da 802.1x'in temel olarak default'ta olduğunu düşünürsek IPv6'nın başlaması için en kolay yerin bu kablosuz ağlarda olduğunu düşünmekte yarar var. Çok kolay olacağını düşünüyorum. Tek sorun pek çok cihaz hala IPv6 desteklemiyor. İşte Android'ler mesela, Samsung Android'leri destek için illa onun peşlemeniz, root hakkı vermeniz lazım. Onun gibi pek çok cihaz henüz IPv6 desteklemiyor. İşte teşekkür ederim.